Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kredi kartlarından alınacak vergiyi değerlendirmemizi bekliyordunuz ama biz değerlendirmeden vergiden vazgeçildi. Tepkiler işe yaradı gibi görünüyor şu anda. Limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartlarından bir 750 liralık savunma sanayine katkı payı alınması Hı -hı. söz konusuydu. Birçok insan işte ben bunu ödemem işte bu haksızlık falan deyince vatan haini Allahsız diye böyle dalanlar oldu bunlara. <laughs> ama tabii bu adamdan alabilecekler miydi o parayı bilmiyorum sana vatan haini diyor ama acaba kendi verecek miydi? Böyle bir eylem çıktı millet 99 bin liraya falan düşürmeye başladı şeyi kredi kartı limitini bankalardan talep açarak. Sonra baklar olacak gibi değil. itirazlar yükseliyor. İnsanlar pek ikna olmadı. Savunma mavunma deyince de pek böyle milli değerlerle satamadılar bu vergiyi. Geri çektiler. Ama oto alım satımına ekstra vergi. Saatlere ÖTV. Dronlara ÖTV. Bunlarla ilgili kimse konuşmadı. Hı hı. Halbuki asıl, asıl böyle yağlı kısım oradan geliyor tamam mı? Çok büyük vergiler ve alım satıma bayağı büyük ücretler geldi. Bunları kimse konuşmadı. Millet yılda vereceği 750 lirayı çok dert etti. Çünkü toplumun hepsini ilgilendiriyor ya. Ya bir ama de saat, maat parası olanı ilgilendiriyor diye bakıyorlar. Bir de şey oldu acı şimdi. TRT katkı payı diye de bir para vardır ya. Bunlar hep biraz yani ben biraz acaba diyorum lan bunlar savunma sanayine katkı payı diye bunu taktik mi yaptılar acaba? Ciddi düşünüyorum bunu. Çünkü tam şey. Şimdi o vergiyi koyan bilmiyor mu yani savunma sanayine katkı deyince hani orada bir takım böyle hassas damarlara dokunuyor aslında. Orada mevzu çıkacak. Halbuki oraya işte e, özel bilmem ne vergisi diye o hıttırı bir isim koysalar hani belki millet o kadar laf etmeyecekti ama işte hani savunma sanayi deyince veyahut da TRT katkı payı falan gibi böyle spesifik isim paranın nereye gideceği belli olduğunda gündem bir anda oraya odaklanıyor işte. Bir tane milletvekili çıkmış açıklama yapmış. da Millet ikinci, üçüncü maaşını alıyor savunma sanayinden. Hemen böyle gündem olsun gibi bir taktik yaptılar bence. Biraz öyle hissediyorum. İkincisi de ben savunma sanayine ekstra katkı verilmesi taraftarıyım. Buradan açık çağrı yapıyorum. Bütün ee, iktidar milletvekilleri maaşlarının yüzde onunu her ay savunma sanayine aktarabilirler. Ben bunu desteklerim. Ben vekil, ben buradan vekillerimden rica ediyorum sayın vekiller. Lütfen maaşlarınızın yüzde onunu bundan sonra bir kanun düzenlemesi olsun savunma sanayine aktarılsın. Yanlış mıyım Mesutcuğum? Ya şimdi abi şöyle bir şey var. Samimiyet çok önemli ve halk ben şunu görüyorum. Yaptıkları hiçbir şeyde samimiyetlerine artık pek inanmıyor. Evet. Gelen düzenlemelerin. Çünkü ne çıktı arkadan? Kumardan vergiyi düşürmüşler. Abi hı -hı. Milli Piyango artık biliyorsun sitesine girdiğinde bir kumarhane, yasal evet. bir kumarhaneye dönüştü orası. Aynen öyle. O, Çok bu kötü arada, bir durumda. Kıbrıs'taki makinelerde olan oyunlar var şu an Milli Piyango'nun sitesinde. Tabii. Milli Piyango şu anda yasal bir kumarhane. Hani hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti devletinde kumarhane yasak diyorlar ya. Hayır abi. Şu anda online kumarı Milli Piyango oynatıyor hı -hı. ve bu kumardan aldıkları milli savunma katkı payını yarıya indirmişler. Hı hı. Evet. Ondan yarıya indiriyorsun. <laughs> benden almaya kalkıyorsun. O zaman işte abi bir ikilik çıkıyor anladın mı? Yani oradan niye yarıya indirdin ki? Kumardan, abi kumardan vergini al alacaksan. Hı hı. Ben kumar oynatma demiyorum ki. Ama Hatta oradan kumardan vergi al indirmenin... vergini yani zaten. Ha. hani Biraz kumarın işlevi budur yani. Hani biraz Tabii. millet hava, paraya, hava, havaya para harcarken sen de oradan vergini alacaksın. Yani kumar vergi almak için çok iyi bir yer. Şimdi bak ben KDV'sini, gelir vergisini sürekli beyan eden ödeyen bir girişimciyim. Hı hı. Sen bir de bana niye ekstra böyle bir şeyler uyduruyorsun? Milletin vergisini indirirken benden ekstra ödenek almaya çalışırsan ben orada dur derim. Ama samimi bir şekilde gerçekten de ben bilirsem oradan da vergi alıyor, buradan da vergi alıyor ama yetmiyor. Etrafta tehditler var, bir şeyler yapacağız. Eyvallah abi, elimizi taşımızın taşın altına koyarız. Deprem felaketinde ben elimden ne geliyorsa yaptım. Fazla hı hı. fazla para gönderdim. O bölgelere ulaşabilecek bağış kampanyalarında yer aldım. İnsanları örgütleyip Biliyorsun bu bağış yapılabilecek platformlar açıldılar online'da. Hem buna Hı -hı. öncülük ettik, bunun talebinde bulunduk. Hem de bu platformlara yönlendirme yaparak ücretsiz bir şekilde insanları... Dedik ki deprem bölgelerine gidin, bağışlarınızı online platformlar üstünden, resmi kuruluşlar üstünden yapın, ulaştırılsın. Neden? Bir ihtiyaç vardı gerçekten. Bu ihtiyaç sahibine gideceği umuduyla ve beklentisiyle bunları yaptık. Hı -hı. Gitmiş midir? İnşallah gitmiştir. Deprem bölgesindeki yaralar sarılmış mıdır? İnşallah sarılmıştır. Çok da takip edemedik sonrasında. Ne Sarılmadı yazık Sarılmadı diyorlar. diyorlar ama okey. Ama şimdi burada... Burada bir samimiyetsizlik görünce insanlar ister istemez bir geri adım attılar abi. Hı hı. Ve şimdi 2025 yılına ertelenmiş. Ama bu tartışmalarda ben insanların hala asıl odağı kaçırdıklarını düşünüyorum. Geçtiğimiz sene iki defa MTV alındı. Bu ülkenin vatandaşı yine kendine batmadığı sürece çuvaldız. Şey yapmıyor abi. Çok umurunda olmuyor. Yanındaki komşusu dertlenmiş, zora düşmüş, ondan haksız bir yere bir alınmış diye. İki defa MTV alınması da çok büyük bir haksızlıktı ve bu kadar ses çıkartılmadı. Abi MTV en az insanlar 2000 bin lira bir yılda daha fazla para ödediler. En az bu arada. Hmm. 40 bin lira fazla MTV ödeyen adam vardı. Ama ona ne diye bakıldı biliyor musun? Servet düşmanlığı da yayıldığı için bu süreç içerisinde. insanlar hep yanlış yere kinlendiği ve nefret saçtığı için lan parası var ödesin şerefsizler falan diye arkalarından söylendi bunlara söylenen insanlara. Yani böyle bir durumun içerisindeyiz. Ben Hani bu 750 lirayı dert edenleri gördüm ya, şaşırdım biraz da. Oğlum geçen sene iki defa MTV ödedik. Bir sürü şey ekstra ÖTV, MTV geldi. Araçlardaki ödediğim MTV'ler arttı, ÖTV dilimleri bambaşka bir yere geldi. Bunlara asıl bu kadar keşke kenetlenip söylenseydik de bugün uygun fiyata istediğimiz şeyi alabiliyor olsaydık yok yani. Hmm, yok Bunlar abi, da kenetlenme e, sağlanamadı. Burada çok açık söylemek lazım. İktidar partisinin bence çok hatalı bir şekilde yaptığı bir şey var. Eee savunma sanayini bir propaganda aracına çevirmek oldu. Yani bunun birebir çilesini ben de çekmiş bir kişi olarak söylüyorum. Sen savunma sanayi gibi kritik, yani toplumun nasıl söyleyeyim, ihtiyaç duyduğu anda ne kadar önemli olduğunu anlayacağı bir e, sanayiyi bu derece propaganda aracına çevirirse, işte demin de söylediğim gibi servet düşmanlığı arttı diyorsun. Bugün servet düşmanlığı artar, yarın savunma sanayine şey artar. Hani üç gün sonra şovu yapmak için askeriye kullansalar, ekstra askeriye vergisi ekleseler, iki sene millet, vatan milletler 3 sene der ki oğlum ne oluyor lan? Hani artık bazı hassas konuları bu kadar propaganda aracına, bu kadar şov aracına çevirdiği zaman yorumu açık hale geliyor. Onu söylemek istiyorum yani bu kadar artık göze parmak yaparsan, bu kadar bunun şovunu yaparsan adam bir yerden söyleyecek ki oğlum siz şov yapacaksınız diye ben mi vereceğim 750 TL diyeceği noktaya kadar yaklaşıyor insanlar işte. Ne oluyor? Ha. Aslında belki de hiç sorgulamayacağımız, normalde Hepimizin arkasında duracağımız bir takım değerler yıpranıyor aslında öyle söyleyeyim çok basitçe. Bunda çok haklısın çok iyi bir yere değindin. Aynı şekilde biz TOG için de aynısını söylüyoruz. TOG bu ülke için yararlı bir projedir. Olması gerektiğini savunuyoruz ama birçok insan TOG'u bir siyasi figür olarak gördüğü için Tok'tan uzak duruyor. Bak bugün milletin parasıyla birçok finansman desteği sağlanıyor. Bugün ülke çok zor bir durumda bu arada finansör olarak. Bak hmm. şirketlere ticari kredi verilmiyor büyüyebilsinler diye. Şirketler üretim kısmak zorunda kaldılar. İşçi çıkartıyorlar kredi alamadıkları için. Gelişmelerine izin verilmiyor. Toga şakır şakır düşük faizle kredi veriyoruz tok almak isteyen adama. Yani burada da böyle bir milletin şeyinden, sermayesinden, milletin varlıklarından bizim finanse ettiğimiz bir proje. Hı -hı. Ama genel olarak nasıl görülüyor halkında büyük bir kesimi tarafından bu kadar finanse edilmesine rağmen, bu kadar satın almada kolaylık sağlanmasına rağmen siyasi bir figür gibi görüldüğü için halkın bir kesimi bunu dışladı. Dediğin gibi bu ülkedeki değerlerin siyasilerin propaganda amacına dönüşmemesi lazım araçlarına. Hı -hı. Yani bugün milli savunma da hepimizin, milli şirketlerimiz de hepimizin, yerli şirketler bu ülkeye kazandırdıkları sürece. Ama bak bir başka haberimiz var. Hepsi burada yerli bir şirket olmasıyla çok fazla ön plana çıkardı. Kazaklara satılmış mesela. Yani hmm. bu ekonomik krizin etkilerinde biz elimizdeki değerlerden de ne yazık ki oluyoruz. Rekabet Kurulu acaba tam koruyamadı mı da bu yurt dışındaki bazı büyükler geldiler de Hepsi buradanın satılmasına vesile oldular bilmiyorum ama ben üzüldüm. Yerli bir şirket olarak büyük bir online platformun kalması, uluslararası yerlere uzanması gerekirken uluslararası pazardan gelip senin ülkende üretilmiş olan Kan, ter, emekle buralara getirilmiş olan değerleri şak diye alıyorlar deposundan üretim tesisine kadar. İki hafta önce de zaten getirin yine bir Arap konsorsiyumuna satıldığı onaylanmıştı işte. Zaten duyurulmuş bir konuydu. O onaylandı. Bu hafta hepsi burada gitti. Trend yol zaten Çinlilerin galiba bildiğim kadarıyla. Evet. Yani hafif hafif dostlar Ama kalkıyor. Amazon zaten. Aynen. Dostlar yavaş yavaş kalkıyor masalardan. Yine kaldık mopaşa Paşa. <laughs> ya işte bu tip durumlar çok önemli. Sen... Şirketlerin büyümesi için gerekli olan krediyi hı hı. zora sokarsan ve almayı engellersen abi, bu duruma geliyoruz. Şimdi ben de işte böyle söyleyince insanlar kızıyor. Diyorum ya Toga düşük faizli kredi veriyorsun. Togun ne özelliği var abi? Yani sen büyük şirketlerin makine alırken niye bu krediden mahrum ediyorsun? Hı hı. Ama sokaktaki vatandaş Tog araba alacağı zaman yüzde sıfır faizle 700 bin lira finansman diyorsun. Ben şirketime kamera alacağım zaman yok diyorsun. Lan oğlum yani. <laughs> Propaganda abi başka hiçbir şey değil. Yani işte evet çok çok Tabii. değişik bir süreç abi bu. Böyle olmaması lazım. Eğer hı hı. zordaysak, kemer sıkıyorsak hep beraber kemer sıkalım. Ama bir tarafa bir şey veriyorsan abi şirketler makine alamadığını söylüyor ya. Yani makine hı hı. alırken de bu düşük faizli ticari krediye de ulaşmalarında yardımcı ol bilmiyorum. Bak, bir diğer önemli haber var. Yine bu haftaki gelişmelerden biri. Yani beni arkadaşım Noyan uyardı. Kendisi için bir alıp kutu açılış yapacaklarmış. Konsolok diye çok güzel bir YouTube kanalı var. Bilirsin <laughs> oyun üstüne içerikler üreten. Kısa sürede oldukça büyük bir kitleye ulaştı. Ekip kendine bir yeni seri Xbox almaya karar vermiş. Demişler ki Türkiye'de ilk gün gelsin bir kutu açılış videosu çekeriz. Hem de içerik olur bizim için. Yani dedi biz buna ulaşamıyoruz. Sitesi Türkçe'ye çevrilmemiş. Bu Türkiye'ye gelmeyecek herhalde. Orta Doğu'dan da Microsoft'un çekilme kararı var. Yani oraya xCloud'un gideceği gibi dedikodular var. Ne diyorsun dedi. Ben de Ajans üstünden resmi olarak sordum. Dedim böyle bir şey var mı? Bu konsol ülkemizde satılacak mı? Resmi olarak zaten daha önce de duyurulduğu üzere Türkiye'de yeni seri Xbox'lara ulaşmayacağımız, ulaşamayacağımız söylendi. Yani siteyi Türkçe'ye bile çevirmeye tenezzül etmemişler düşün. Hı -hı. Ve şimdi şöyle bir dedikodu daha var. Xbox Cloud yenileniyor ve sahip olduğun oyunları Xbox Cloud'dan oynayabileceğin bir hale getiriliyor biliyorsun. Hı -hı. GeForce Now benzeri bir yapıya bürünecek birazcık. Ve sonrasında... Orta Doğu'dan tamamen Microsoft'un Xbox'ı çekip konsol satışını durdurup insanları buraya yönlendirme planı olduğu konuşuluyor dedikodular arasında. Bu dedikodu. Hı -hı. Ama yeni Xbox'ın satılmayacağı Türkiye'de gerçek. Abi yani Türkiye Sony'nin PlayStation 2000'in resmi olarak durduğu Xbox'ın büyük bir şeyle lansmandan duyurular yapıp reklam parası harcadığı yerden Hatırlar mısın? Herkesin musun? çekip gittiği bir yere geliyoruz ya. Gençliğimizde ne biçimdi Mesut Bey? Gençliğimiz dediğim 4 sene önce ha bu arada. 4 mü 5 mi? 5 evet. sene önce öncesi hadi 5 sene öncesi. Ee, evet yani ne diyeyim yani şimdi şey tabii ilginç. Biz bizim yaşımızda artık bunları çok net takip edebiliyoruz da. Yani şu an bizi izleyen tayfada 20 yaşında 18 yaşında olan genç 13 yaşında dünyayı o kadar takip etmemiş belki oluyorlar. Hani böyle internette bir takım abiler bir şeyler bağırıyor zannediyorlar. Yoksa bizim yaş grubu gayet farkında. Yorumlarda ben de okuyorum arada şey diye. Aa, 45 lirayla biz iki gün gezerdik filan diye bizim yaş grubundan arkadaşlar yazıyor aşağıda. gencolar tabi farkında değil yani burada ben bir tek şeyin altını çizmek istiyorum biraz da genç arkadaşlardan yani genç arkadaşlar e, tabi ülkedeki ekonomik bir takım sıkıntıların farkında ama ekonomik sıkıntıların nasıl hızlı geldiğini ve nasıl bir şeylerin çok hızlı çöktüğünü de e, biraz kendileri aslında geçmişe dönüp bakarak daha iyi takip edebilirler yani o konuda kendilerini cahil bırakmasınlar yoksa habire zamlara, fiyatlara tepki gösteren, böyle enseden muhalif ama aslında gerçek problemin ne olduğunu idrak etmek konusunda sıkıntısı olan boş tenekeye döndürmesinler kendini. Onu demek istiyorum. Yani bu ekonomik sıkıntılar, süreç hepsi tek 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 tek, tek konuşuldu abi. O zaman hepimiz yine program yapıyorduk, yine YouTuber'dık. Yani çocukluğumuzdan, gençliğimizden bahsetmiyorduk. Oğlum dedik bak çok kötü olacak. Bizim Pintipanda ile kanalda videomuz var ya. Oyunlar 1000 TL, konsollar 10.000 TL olacak falan demişiz. Millet altında şey diyor, eh be amma abarttınız falan diyor. Şimdi konsollar 50.000 TL, oyunlar 3.000 TL oldu. Yani tur bindirdik o videoların üzerine. Diyeceğim, ee, yani biraz yakın tarihi okuyarak gitmek lazım. Yakın tarih derken hakikaten 5-6 sene öncesine bir bakmak bile insana şey dedirtiyor. Oğlum nereden nereye gelmişiz dedirtiyor yani. Ne yazık ki üzücü bu gelişmeler ama Gaming bu pazar düzenleyici Emide Reflex turnuvasına haber verelim. Oldukça güzel bir etkinlik olacak ve Counter Strike 2 turnuvasına birbirinden ünlü isimler de katılacak. Bu turnuvada dereceye girenlere Nvidia RTX 4070 Super, Nvidia RTX 4060 Ti ve RTX 4060 ekran kartları verilecek. Sadece turnuvada dereceye girmenize gerek yok. Aynı zamanda bu etkinliğe katılmış olmak da Size bir Nvidia RTX 4060 kazanma şansı getirecek. Gaming Gen TR'nin oldukça güzel bir mağazası var. Etkinliğe katılmışken de birbirinden farklı ürünleri burada test etme görme şansı yakalayacaksınız. Bu pazar hepinizi Gaming Gen TR mağazasında turnuvaya bekliyoruz. Eğer Counter Strike 2 oynamıyorsanız da mutlaka gelin yeni insanlarla tanışırsınız, yeni dostluklar kurarsınız. Ee, abi ben sana güzel bir haber vereyim. Ver abi. Güzel bir haber değil ama demin bahsettik işte bir bilinçlenme konusu gençler bir araştırsın falan filan dedik. Şimdi senelerdir e, konuşulan bir mevzu var. Biz bu Ubisoft'un platformundan yayın platformundan Steam'den, Metin'den bir takım oyunları tırnak içerisinde satın aldığımızda aslında teknik olarak satın almıyoruz. Biz bunların lisanslarını kiralıyoruz. E, satın almış, kiralamış evet. oluyoruz gibi bir mantıktan hep bahsedilir. Şimdi Steam e, Avrupa Birliği'nin veya Kaliforniya'nın uyguladığı bir takım kanunlar dahilinde anladığım kadarıyla sağ olsun zaten Kaliforniya ile Avrupa Birliği olmasa bu şirketler at koşturacak yani hiçbir şeyin kontrolü bilmem nesi yok. Bu kanun da değişikliği kapsamında Steam e hizmet vermeye devam edebilmek için e, satın alan kişilere yalnız bu sizin aldığınız satın almak anlamında hani öyle rafıma koyduğum gibi değil. Siz bunları hani uzun 99 yıllarına kiralıyorsunuz gibi oluyor. Hani yarın bir gün biz tanımayız gibi bir metin çıkartmaya başladı artık. Ve millet bir anda uyandı. Halbuki biz bunu kaç kere konuşmuştuk. Yani kütüphanelerden kalkan oyunlar olsun, bir takım kumar sistemleri olan açılımlar olsun bilmem ne. Bunun tekrar bir altını çizelim. Aslında dijital lisanslama ile dijital satın alma arasında veyahut da fiziksel satın alma arasında ciddi fark var. Geçen haftalarda da benim bahsettiğim özellikle oyun arşivciliği. Yani ben bir oyuna döneyim 10 sene sonra bakayım dediğinde aynı oyunu aynı yerde bulamamak da bunun bir parçası. Yani aldın adam kaldırdı stordan nereye gitti. Örnek vereyim yine pek çok genç arkadaşın çok severek vaktinde izlediği, oynayamadığı ama izlediği Deadpool. Activision'ın bir Deadpool oyunu vardı. Deadpool'u bu kadar popüler yapan oyun aslında odur. Şimdi ara hiçbir yerde yok. Çünkü ile Activision'ın lisansı bitti. Activision raflardan çekti. Raflardan çekerken dijital store'lardan da çekti. Yok şu an oyun. Anladın mı? Ya yani böyle lisanslama sürecinin bir parçası olarak bunlar ortadan kaybolabiliyor. E, bu arada da şöyle ilginç bir şey olmuş. GOG diye bir hizmet var. Galaxy of Games'de açılışımı sanırım. CD Projekt Red'in sunduğu bir hizmet. Ee, özellikle nostaljik oyunları güzel satarak başta iyi şey yaptı. GOG da aynı yazıyı çıkartmış. GOG da şey yazmış. Bizden aldığınız oyunları siz kendiniz satın almış oluyorsunuz. Yarın bir gün biz serverları kapatsak bile hani siz buradan bu oyunları oynamaya devam edebilirsiniz. Yani hayırlı uğurlu olsun güzel güzel oynayın demişler. %500 kullanıcı artışı sağlamışlar. Buradan da bu konuda hassasiyet olan seyircilerimize bir oyun haberi verelim. Bunu bir hatırlatalım istedik Steam yani. Steam'in detay olarak çok büyük bir farkı var. GOG'da herhangi bir koruma yok. Hı -hı. Oyunu download ettikten sonra Google bir makinandan silsen dahi oyunun egzesine çift tıklayarak bunu çalıştırabiliyorsun. Ama Steam ve Rockstar oyunlarında Rockstar'ın oyununu Rockstar'ın sitesinden satın aldığında da yine senin olmuyor bu arada. Yine online bir sisteme Hı -hı. bağlantıyı şart koşuyor. Ve o social platformunu kurmazsan ve üye olmazsan oyunu açmıyor sana. Hatta Steam'de de birçok platform bunu şöyle yapıyor. Microsoft oyunu aldığında Microsoft'un platformlarına login olmayı şart koşuyor. İşte Rockstar'dan olsun Rockstar'a login olmayı şart koşuyor. Bilgin de böyle 10.000 kanala oyun firması istiyorsa eğer ne yazık ki zorunlu olarak yayılıyor. Steam'in dezavantajlarından bir diğeri de tamam abi oyunu koru eyvallah ben senden 99 yıllığına kiraladım tamam. Abi internet bağlantının kesildi ya da ulaşamadığın bazı durumlar söz konusu olabiliyor. Uçak bunlardan biri her ne kadar iyi bir bağlantı var dense de hala birçok noktada sıfır internet bağlantısıyla kıtalar arası yolculuk yaptığında da oluyor. Bilet sınıfın yetersiz oluyor <laughs> bağlanamıyorsun. Ben yolda açayım da bugün ev konsolları gelişti bir oyun oynayayım dediğinde oynayamıyorsun çünkü online bazen şey istiyor. Sen uzun zamandır online olmamışsın diyor bu konsolda. Ben senin artık doğru mu evet. yanlış mı olduğunu bilmiyorum. Oyunu oynayamazsın diyor. You, you play. Uplay'da bazı oyun, oyunların sunucusu kapatıldığı için onlar biliyorsun Ubisoft'un kapasitesi bütün oyunlar sürekli online olmanı gerektirdiği hı hı. için oyuna erişemez hale geliyorsun. E Sen bu sunucuyu kapatıyorsan o zaman paramın da bir kısmını bana iade et de ki işte ben düştüm amortisman 5 yıldır bu oyun sende 5 yılın sonunda 20 dolarını da geri verdim sana da 60 dolardan. O zaman böyle yapacaksan okey ama diğer türlü buna hı. da bir düzenleme şart koşulması lazım. Nasıl ki yedek parça garantisi vermek zorunda firmalar 10 yıl boyunca. ...bir Hı -hı. oyunu aldığım zaman da en az bilmeliyim ki... ...10 yıl ben bu oyuna erişebileceğim. Tabii. Ya bu çok mantıklı ve çok basit bir şey ve... ...ben açıkçası hem Avrupa Birliği'nin... ...hem de yine Kaliforniya altını çiziyorum. Bu konuda... ...tüketiciyi savunan tüketici mahkemelerinin... ...bütün dünyada hep bize fayda sağlamalarını da... ...altın çiziyorum. Sayelerinde Apple'ı zorla USB-C'ye... ...geçirdik de kablolarımız rahat etti... Efendime söyleyeyim, sayelerinde bu şey satın almaları, Microsoft, Activision, Blizzard satın almaları doğru düzgün oldu. Şunlar, bunlar. Kaliforniya yasaları hatta bilirsin, e, YouTube'da devam eden çocuk sömürüsünü, çocuk sömürücülüğünü e, bitiremedi, ama kontrol altına almak için diyelim, en azından çok ciddi bir kanuni düzenleme getirdi. COPPA diye bir kanun çıkarttılar hepimiz artık oyun videolarımızı yayınlarken bu video çocuğa yönelik bir değil mi diye mesela işaretlemek zorundayız. veya da içerisinde bir çocuğun yüzü gözüküyor mu diye işaretlemek zorundayız. Yani tabii ki bunlar hani bir günde hiçbir şeyi düzeltmiyor ama saldım çayıra Mevlam kayıra. Liberal ekonomi sayesinde artık çocuğumun da şeyini satıyorum diyeceğimiz noktaya en azından gelmemizi engelliyor herifler. Ben bunu takdir ediyorum. Ben biraz şeyciyimdir. E, bırakınız yapsınlar ama devlet de denetlesin adam olduğum için ikisinin arasındaki bu denge hoşuma gidiyor yani. Geçen hafta Tesla'nın Cyber Cap ve işte bu robotlarla ilgili robot falan anlatmıştık biliyorsun. İnsanlar ya hemen bir önceki haftaki bir önceki haftaki benim oradaki dediğim lafı buraya kesitle ekleyebilir Sen adamın miyiz? iyice delirdiğini <laughs> söylemiştin özellikle siyasi şeyle beraber atılımlarıyla beraber otomobil programında yani da. Şöyle demiştim ben bu herifin yaptığı hiçbir şeye güvenemiyorum demiştim. Gerçekten de inanılmaz bir şekilde robotların arkasından uzaktan kumandalı adam çıktı oğlum inanılmaz yani ya. Işte otomobil programında yani... da ele alırken mesela orada da insanlar çok fazla heyecanlanmadığımız vurgusunu yapmışlardı. Neden ilk haber olarak bunu vermediğimiz konusunda eleştirenler olmuştu. Hmm. Elon Musk'ın bir şeyi var abi insanlar üstünde. Gerçekten mesela roketi havada tuttu diye işte son büyük herkes bunu konuşmalı. Niye konuşmuyorsunuz? Sülen? Abi roketi tuttu da bana mı tuttu? Yani şimdi bazı insanların <laughs> şeyini de algısını anlayamıyorum gerçekten ya. Yani Mesut roketi tuttum. Abi, abi. Kanseri ilaç mı buldu adam? Yani anladın mı? Eyvallah. Hmm. Güzel bir şey yapıyor. Evet. Uzaya daha rahat girip çıkacaksın da ya arkadaşım ömrün yetmeyecek zaten bunu görmeye. Yani bu kadar niye seviniyor bazı insanlar ya da bu kadar niye coşuyorlar anlamıyorum. Bu robotlarda da Oradan çok fazla paylaşım yapan olmuştu. Robotlar sonunda gerçek gibiler konuşuyorum ediyorum. Hareketleri inanılmaz hızlanmış hiç düşünmüyor falan diye. Dediğin gibi arka planda aslında bunları insanların kontrol ettiği ortaya çıktı. Şimdi şey de bilmiyorsun ki abi. <laughs> diyorlar ki oradaki robot taksilerle biz müthiş bir kazasız şey yaptık. Yolculuk yaptık. Abi hmm. o alan küçük. 50 bin defa tren etmişlerdir. En kötü onda biri kullanıyordur uzaktan. Yani adam sen sormadan söylemiyor ki zaten. Bunun arkasında kukla var ya da bilmem ne var diye. Kandırmaya yönelik bir düzen kurmuşlar orada. En azından onu söylemişler ama bak. Onu takdir ettim. Hani artık yani şöyle. Ee, %90 dolandırıcılık. Hani artık birebir birkaç tane gazeteci sağ olsun gitmiş. Şeyi sormuş. Sen şu an yapay zekamısın yoksa seni uzaktan birisi kontrol ediyor mu diye. Robota soruyor herif direkt kamerasını açıp böyle tamam mı. Robot böyle servis eden robot var. Bulabilirler internette o videoyu. Robot diyor ki. İşte biz tabii ki %100 yapay zeka destekliyiz ancak bu lansmana özel uzaktan bir destekle çalışıyorum falan filan diyor. Öyle mi lan diyor öyle vallahi diyorlar <laughs> <adam da>. çünkü <laughs> mikrofonda konuşuyor. Yapay zeka değil aslında ama yapay zeka konuşma tarzını da taklit etmiş uzaktan kumandayla kontrol edenler. Eee, nitelikli dolandırıcılık oğlum bu. Bu bence suç. Yani biz yapay zeka ile alkol servisi yapan robot yaptık diyorsun. Sen yapay zeka mısın diyece yok abi ben insanım diyor yani şimdi <laughs> bu dolandırıcılık oğlum. Sormasa yani. <laughs> milleti öyle lanse ettiler birçok story var biliyorsun bunlar gerçek diye. Tabi canım tabi tabi. Ya bu zaten nitelikli dolandırıcılık onu söylüyorum abi. O herifin dik indirdik dediği ro rokette de halat çıkarsa şaşırmayacağım artık yok. yani. Vallahi oğlum adam ya dalga geçiyor tabii ki de. Yani hani çıksa bir şey abi orada da bir numara varmış deseler ya hani roketi fırlatmışlar sonra geriye oynatmışlar videoyu biz tuttuk gibi anladık falan deseler. Şaşırmayacağım çünkü sen bütün dünyadan oraya gazetecileri çağır. O robotları şeyleri sokaklarda yürüt. Böyle bir şovlar movlar bilmem ne. E şimdi sen oraya gitmiş olsan Mesut diyelim hatta şöyle söyleyeyim. Cebinden para verdin gittin hani gazetecisin anladın mı? Şimdi kimi insan da öyle ya ben cebinden para verdim ekstra masraf ettim gittim. Bir buradan sen kalktın Amerikalara gittin bu lansmanı görmek için. Ne hissedersin oğlum? Dolandırılmış hissetmez misin? Ya şimdi şöyle bir durum var gerçekten de. Bu soruyu sormak o anki heyecanda aklına gelmedi diyelim. Şüphelenmedin. Hı -hı. Ve sen bunu story attın. Ha bir de döndüğün haber yaptın burada anladın mı? Çünkü Samim sana adam, böyle aktarıyor adam, adam. adam. Bu yapay zeka robot mu? Evet yalan söylüyor sana. Tamam mı? Hı hı. Yani gerçekten insanların yanlış bilgilendirilmesi adına böyle bir durum var ama ya, eksin geldi hala bakalım manipülatif haberin kaynağı olarak hani şu anda tüm dünyada Tabii yoğun canım. bir şekilde kullanılıyor. Adamın zaten işi bu. Bir diğer yandan da biliyorsun orada bazı tasarımlar falan da ben robot filmindeki taksiler ve araçlara falan çok benzetildi. Ben Robotun yönetmeni de çıktı. İşte tasarımlarımı geri ver falan tarzında saçma sapan bir çıkış yaptı. Abi filmlerdeki tasarımlara bir şeyin benzemesiyle ...bir şeyin film olup gerçek olması arasında fark var... ...yani şimdi bunu da insanların anlaması Hı. lazım... ...ben robot filmindeki... ...robot bir film robota CGI... ...burada adam gerçek bir şey yapmış ve yürüyor... ...ne tasarımından bahsediyorsam... ...dışı bu arada birebir de benzemiyorlar... ...andırıyor sadece... ...eyvallah oradan esinlenilmiş olabilir de... ...yani takınılacak en son noktaydı... ...sadece burada da böyle bir tartışma var... ...yani tasarımı ben yaptım sen o, yaptın... ...o da prim prim.exe abi işte... ...o da prim nokta prim.exe... Ben çok güzel bu paylaşımlarla alakalı bir cümle gördüm. Yalnız aklıma şeyi de getirdi. Hatırlıyor musun? Amazon muydu? Whole Foods muydu? Hatırlarsın şimdi hikaye Bir tane insansız mağaza evet, açmışlar. Evet, Sen evet. giriyorsun. Amazon'un. Neydi? Amazon değil mi? Raftan malı alıyorsun. Çıkıyorsun. Vay be. Gelecekte marketler böyle olacak falan. Meğer 150 tane Hintli çalıştırıyorlarmış arkadaşlar Tabii o şey için. Şey. Hani yapay zeka hem izliyor hem de adamlar da arkada düzeltme <laughs> yapıyorlar. Mağazalarda. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Sistem işlemiyor. Çünkü Şimdi sistem o kadar komik ki abi. Ben girip çıktım da mağazaya. Herkes bana ilk alışverişinde şeyi sormuştu. Onu oraya koysak bunu buradan koysak içini açıp yesek falan anlar mı? Yani insanlar hemen Hı -hı. bir dolandırma bir zorlama moduna geçiyorlar. İkinci videoda zorluyorum mesela. Şimdi o zorlamada Hı -hı. bile hata yapmaması yani biliyorlar tamam mı sistem herkesin zorlayacağını. Normal alışveriş rutinini şey yapsan devam ettirsen problem olmaz ama onu oradan al buraya koy bunu buradan al buraya koy yok açtım mı açmadım mı Buraya da birisi izliyormuş. Yapamamışlar. Zaten vazgeçtiler o serüvenden. Baktılar ki olacak gibi değil. son sonunda insan çalıştırmak zorunda kalıyor. Bıraktılar yani. Buradaki robotun içinden insan çıkması da bana onu hatırlattı. Altına şey yazmışlar zaten. Actually Indians. AI'ın açılımı. Hadi. Actually Indians. Arka, ya belki de öyle olacak biliyor musun? Sana robot satacak adam. robotunda da bir hizmetli Hindistan'da öyle vardiyalı çalışan adam olacak abi. Sen onun maaşını ödeyeceksin yıllık yani. Oğlum Türkiye'de de işsizlik çok yüksek. Meslek liseli bir sürü arkadaşımız var. Tesla kursun şuraya birer robot kullanma ünitesi. i̇nternet kafeye gidip League of Legends oyuncaklarına girsinler. Evlerine ekmek getirsinler böyle robot taklit yapıp şey bir yer cihazına girip böyle. <laughs> robot robot deyip modern kölelik çıkmasın oğlum altında. Ya valla her şeye doğru evrilebilir. Ama bu adamın yaptığı güzel şeylerden bir diğeri Starlink abi. Ne yazık ki ülkemizde kullanamıyoruz ama ismini bilmediğim Afrika ülkeleri falan kullanmaya başladılar bu teknolojiyi. Ülkemizde de aslında Hı -hı. çok fazla yararlı olabilecek bir teknoloji. Çünkü özellikle Karadeniz bölgesine ve Doğu Anadolu'ya gittiğinde bazı köyler abi ulaşılması o kadar güç yerlerde ki. Ama insan yaşıyor. Ve oradaki insan varlığına Hı -hı. senin bir şekilde iletişimi sağlaman lazım. Bu uydu teknolojisiyle çok yüksek hızda internet götürüp iletişimi çok rahat sağlayabilirsin oralara. Şimdi İtalya Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği bir karar almış abi. Avrupa Birliği bütün herkesi gigabit internete geçirmeye çalışıyormuş fiber. İtalya'da söz vermiş. İşte 2026 mı ne? Yakın bir tarih bir de. Sonuna kadar biz şirketleri ve bütün evleri gigabit internete geçireceğiz diye. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Güzel. Şimdi Starlink'le özel bir deneme yapıyorlarmış. Starlink burada bizim ulaşamadığımız Aa. yerlerde işe yarar mı diye. Çünkü çok büyük bir bölüme götürmüşler. Bundan fon da ayrılmış bayağı çok büyük miktarda yatırımlar yapılsın diye. Abi işte Avrupa Birliği'ne niye girmek lazım? Avrupa Birliği'nde 3.4 milyar euro fon ayrılmış. Sadece buna bütün her yere gigabit fiber götürülsün diye. Yani ülkelere hmm. katkısı inanılmaz fazla. Bize de çok büyük katkıları Tabii. olacaktı. Ama ne yazık ki o süreçten vazgeçildi bir yerden o artık, sonra. O artık hayal oldu abi. Bizdeki bu e, parayla vatandaşlık satmalar ve bu derece mülteci alındıktan sonra hani Türkiye'de eski Türkiye'de Türkiye yüzde yetmiş Türkiye, Türkiye artık yani. Hani böyle anladın mı? Biz daha miksaj bir, bir yer olduk. Bir yer olduk evet. E, değişik bir yer olduk. Adam bu saatten sonra kapılarını bize açmak için hani eskiden beş kere düşünüyorsa bu saatten sonra Bence düşünmez bile zaten işte biz mülteciler için tampon bölgeyiz biliyorsun. Yani adam diyecek ki Avrupa Birliği'nin salahati açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kapısının bekçisi olması bizim işimize geliyor. Al size mülteci destek fonu deyip bundan sonra biz biraz öyle olduk yani yapacak bir şey yok. Yani e, seçimlerimiz demokratik seçimlerimiz bizi bu noktaya getirdi diyelim. Abi şimdi dünyada çok büyük bir dönüşüm var. Bu dönüşüm yapay zeka dönüşümü. Şimdi evet Türkiye'de actually Indians. actually Indians. dönüşümü. Şimdi orada şöyle bir problem söz konusu. <laughs> Türkiye'de bazı yapay zeka girişimleri görüyoruz ama birçoğu OpenAI veya benzeri altyapıları kullanarak sana onlar üstünden özelleştirilmiş servisleri <laughs> satmaya çalışıyorlar ya da satıyorlar. <laughs> İşimize yarıyor mu? Evet yarayan bir sürü de servis var. Evet yerli girişim olarak ama bizim yapay zeka dediğimiz olayda senin devasa data center'lara ihtiyacın var. Teknolojiyi gerçekten geliştirip yurt dışına katma değerli satabilmek için. Buralarda train ettiğin, öğrendiğin kendi algoritmalarına ihtiyacın var vesaire. Bunları yapabilmek için de çok çılgın yatırımlar yapman gerekiyor. Türkiye bugün otomobil hariç, yerli otomobil hariç hiç kimseye kredi bile bulan, bulunamayan bir ülke olduğu için hani bırak bu yatırımları yapmayı hayal yani. O ekran kartlarını alacaksın, sunucuları getireceksin, hmm. kuracaksın falan filan. Şimdi yurt dışına bakıyorum. Abi Google Microsoft ne yaptılar? Şimdi Google da buna katıldı. Nükleer santral enerji anlaşmaları yapıyorlar abi bu data center'ları yapabilmek için. Sen <laughs> ülke olarak <laughs> işte nükleer santralin bir tanesini daha kuramadın. Diğerleriyle ilgili nasıl kurulacak bunun tartışmasındasın. Adamın özel şirketi veri merkezindeki yapay zeka ekran kartlarını destekleyebilmek için nükleer santral kurma anlaşmasında. İnanılmaz <laughs> bir ipin ucu kaçmış durumda bu tarafta. Tren kalktı hızlı tren. Tabii. ...saatlerdir, günlerdir yol alıyor... ...ve biz bakıyoruz <laughs> arkadan... ...ve buna da bakacağız ne yazık ki... bu ...çünkü bu iş arkadaşlar... ...sanayi hamlesi matbaayı kaçırmanın daha ötesinde... ...çünkü bu sefer inanılmaz bir para... Tabii. ...ve birikmiş teknolojiye ihtiyacınız var... ...bu yatırımları yapabilmek için... ...şimdi harbiden... ...bir de logaritmik artık... ...logaritmik artık abi makasın açılması... ...yani örnek veriyorum bizi izleyenler arasında... ...80'lerde, 70'lerde falan hani yaşı büyük... ...o yılların mühendisleri falan varsa... ...işte ben de mühendislik eğitimim sırasında... Hocalarımızdan hep şunu duyuyorduk. Arkadaşlar diyordu mesela biz eskiden bir fuara giderdik yurt dışına. Atıyorum 78 senesinde Almanya'ya fuara gidiyor tamam mı? Lan diyor Almanlar ne yapmış? Dönüyor Türkiye'ye. Yarısı kadar yapabiliyor mesela tamam mı? Çünkü bakarak da anlayabiliyor makine şimdi. Anladın mı? Teknolojinin o zaman da Alman teknolojisi bizden iyi gidiyorsun. Bakıyor adam lan diyor herhalde şöyle yapmışlar hani diyor. izleyerek anlayabiliyorduk tamam mı? Dönüyor. Çiziyor burada. Yarısı kadar Çok yapıyor mesela. Söyledin. Atıyorum döküm makinesi yapıyor. Enjeksiyon makinesi yapıyor. Ne oluyor? 90'larda gidiyor. 90'larda belki bak, yapılmış. Hı <laughs> 90'larda gidiyor. 90'larda artık işler hızlanmış abi. Dijitalleşme başladı 90'larda. Gidiyor ulan diyor hani dijital kısmını yapamasak bile şuradan kurtarır mıyız falan. Dörtte biri kadar yapabiliyordum bu sefer. E şimdi şu an logaritmik bir artış var. Sen şu an chat GPT'nin binde birini belki yapabilirsin. Yani aradaki farkı düşün. Ve her geçen hafta bu artıyor. Yani binen fark inanılmaz bir fark. Hani bunu finansal teorilerle açıklamak lazım bu saatten sonra. Adamın hızlanma hızı bizim ilerleme hızımızdan yüksek artık. Matematiksel olarak e, çok vahim bir noktadayız. Ve işin komiği hani şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan çıksa dese ki herkesin parasını aynı anda yapay zeka yatırıyorum. Yine de yetişemeyebilirsin artık bu saatten sonra. Yani bir de tren kaçtı senin. Yani dediğin. ne yazık ki tren biraz kaçtı abi o tarafta. İşin ucu gitti. Çünkü mesela Samsung'un biliyorsun Çin'le bazı teknoloji özellikle casuslukları konusunda sorunları var ve Samsung'da birçok eski üst düzey yönetici bilgileri satma konusundaki yakalandıkları için casusluk girişimleri nedeniyle şu anda hapisteler Kore'de. Ama bir yandan da şunu söylüyorlar. Mesela bugün diyelim ki Samsung'un ya da işte Apple'ın ürettiği işlemci, Intel'in ürettiği işlemcinin bütün diyagramlarını Türkiye'ye geçirdi abi. Siber casusluk yaptık. Biz 3 nanometrede üretilen bugün en son Intel işlemci AMD işlemcinin bütün çizimlerine her şey hakimiz. Üret abi. Hadi, Hadi üret mi? diyorlar ki iş o kadar karmaşıklaştı ki artık. Sadece sanayi casusluğu <laughs> da geçmiyor. Yani senin dediğin gibi Tabii. ara o kadar açıldı ki bakarak yapma devrinden bugün bütün şemaları, bütün bilgisayardaki o tasarımları 3 boyutlu şeye kadar, görsellere kadar ele geçir. Üretemez hale getirdiler. Yani öyle bir ara Hı -hı. açıldı ve gitti. Bu yüzden yani bir oturup düşünmek ne yapıyoruz nereye gidiyoruz bakmak lazım. Çünkü bu açılış şöyle bir probleme neden olacak. Bak bu adamları yaşlanıyorlar diye alay ediyorduk. Doğru değil mi? Yaşlanıyorlar genç Hı -hı. nüfus bulamıyorlar. Ho 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 bizde genç nüfus çok diyorduk. Ne yaptı adam? Robot yaptı abi. Dedi ki abi <laughs> benim dedi o senin artık iş gücüne de ihtiyacım yok dedi. Gençlerine de ihtiyacım yok dedi. Benim işlerimi robot yapacak dedi. Robotlar abi Hı -hı. yürürken titriyorlardı, zor merdiven çıkıyorlardı. Bugün uzaktan kontrol ediliyor olabilir ama bu robotların biz gerçek sahadaki çalışma deneyimlerini de görüyoruz. Baya baya iş yapabilir, Hı -hı. görür, konuşabilir ve çok zor problemlerin altından kalkabilecek bir hale doğru bürünüyorlar. Yapabilecekleri hareket esneklikleri çoğaldı. Bir merdiven inip çıkması bir robotun çok büyük bir işken bizim için. Bugün robot katlanıp kendini küçültüp bir yere giriyor, oradan çıkıyor, işte paranda atıyor engellerin üstünden sekerek zıplayabiliyor. Bu hale getirdiler. Yani bir savaş alanı düşün. Bu Age of Empires'da sen mancınıkla savaşırken adam F-16 ile gelip seni vuruyor ya. Bazen öyle bir an oluyor biliyorsun. Tankla mankla geliyorlar. Civilization'da evet. Civilization'a <laughs> çok az kaldı abi. Yani biz aynen böyle bir Hı -hı. şeyle karşı karşıya olabiliriz. Biz drone'dan drone'dan evet, övünürken. Çağ atladılar. Robot aynen. gelip. Onlar bir sonraki çağdalar. Evet, biz bu çağdayız yani şu anda. Bir çağ var aramızda. Bu drone'dan drone'dan da pek yakalanabilecek bir çağ olmayabilir sonrasında o atlamayı yaşadıklarında. Hı -hı. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz elimizde işsiz binlerce genç mülteci Hı -hı. ve artı Türk genciyle kaldığımızda orada işler birazcık çetrefilleşiyor Çetrefil olacak. Çünkü Ekonomi ise herkes parasını kazanıyorsa kimse kimseyle uğraşmıyor, herkes keyfine bakıyor. Ama ekonomin bozulduğunda insanların cebindeki paralar azaldığında ve karınları açsa abi, saldırganlaşıyorlar ve saldırgan milyonlarla uğraşmak pek kolay bir iş değil abi. Yani bunu iyi düşünmek Yok. lazım. Ee, bir de şey de oldu bak ya. Şimdi ne deniyordu? Hep eleştiri şöyleydi hatırlarsam. Biz artık üretmiyoruz, işte Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in montaj ülkesi olduk. Biz montaj ülkesi olduk deniyordu. Yani var ya montaj ülkesi olmayı mumla arayacağımız günler yaklaşıyor. Artık montajı robot yapacak. Bizim çocuklar robotu yağlayacak gibi hissediyorum. Hani işçi aranıyor fabrikaya. işte geliyorsun. Nedir abi görevi? Kardeş robot yapıyor zaten işi. Hani sen robotun yemine suyuna bak. Hani şeylerini ov. Omuzunu ov robotun. Anladın <laughs> Kablolarını falan kontrol et. Robot Artık bundan sonra robotun getir götürünü yapacağız galiba. Yani öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Ee, vahim. Bu sırada yine bir teknoloji sömürgesi olduğumuz bir teknolojiden bahsetmek istiyorum sevgili Mesut sana. Biliyorsun yine yurt dışındaki çok müthiş, müthiş şirketlerden bir tanesi streaming teknolojisiyle bize browserlarımız üzerinden aslanlar gibi bütün oyunları oynatabiliyor. Cep telefonundan, tabletten, işte browserdan özellikle vurguluyorum. Ne demek browserdan? Sen CRT ekrana sahip dedenden kalma bilgisayarında bile bugün browserdan herhangi bir oyunu açarak 2080 ekran katlarıyla Kütür kütür oynayabiliyorsun. GeForce Now hizmetinden bahsediyorum. Şu anda %50 indirimde. Merak edenler için, denemek isteyenler için 3 aylık paketini %50 indirimle veriyorlar. Stoklarla sınırlı bir kampanya. O yüzden biz bugün burada duyurmuş olalım. Ee, bu ayın başında başlayacaktı kampanya ama gündem Türkiye'de çok kötü olduğu için biraz duyurmayı da erteledik. Hala stoklar o yüzden duruyor. Arkadaşlar da kaçırmasın. Hani... Beğenip denememek için bile iyi bir 3 aylık bir kampanya baksınlar. E, olmadı. iptal ederler. Denemek için güzel paket var şu anda elimizde. Onun altını çizelim. Ya, oyun için derken... yeni bilgisayar veya konsol almak yerine bu sistem aslında şu anda ekonomik olarak da bütçe dostu. <laughs> yani devam tabii. denenebilir. Eğer internetleri iyiyse tabii. İnternet altyapısı burada çok büyük önem taşıyor abi. Hı hı. Şeyi biliyor musun? Duydun mu? Küfür eden robot süpürge. Yo hayır haberim Abi, yok ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak haber çıktı. Ecovacs marka Ecovacs d X2 robot süpürgeler siper saldırganlara karşı zayıflarmış. Daha sonrasında firma güncellemeyle Hı. bunu kapattığını duyurdu ama saldırganlar Amerika'daki insanların robotlarına bağlanıp kendi kendilerine kumanda etmişler bunları uzaktan. Sonra insanları küfür etmişler. Aa, Watch Dogs <laughs> 2 oyunu Bayağı Ubisoft'un oyununda vardı Watch Dogs evet, 2. Evet bak sonra insanlara Onda küfür etmişler falan bağlı. bunun Hı. üstünden. <laughs> Ve Türkiye'de de benzer olaylar yaşanmış. Ağır sözler söylemiş robot süpürge insanlara, tabi. Ama uzaktan insansız işte. Elon Musk'ın şeyi temizlikçi versiyonu ha. gibi. Aslında Hintlermiş yani. Ya şimdi bu tip sistemler çok çok kritik öneme sahipler. Niye? Son dönemde robot süpürgelerde görüntüleme seçenekleri inanılmaz gelişti. Lidarlardan kameraları yüksek çözünürlükte, yüksek çözünürlükte mikrofonlara kadar bir sürü şeyle donatıldılar. Bunlar her eve doğru yayılıyor şimdi. Evde misin, değil misin falan. Hmm. Yine burada hackerlar namuslu çıkmış, küfür müfür ederek biz buradayız demişler. Uzun süre adamı izleyebilirlerdi de kameralar üstünden. Bu tehlikeli bir süreç mesela. Adamın adamın poposunun 3 boyutlu modelini çıkarırlardı. Ya bir de abi. bu etek altında gezen bir alet abi. Yani hmm. direkt zaten gördüğü hmm. görüntü bacak altı, şey bel altı. Tabii. Yani Hiç hiçbir yani. şekilde suratını bile Kaliteli görmüyor. Şey görmüyor zaten. İster istemez kötü görüntülere Aynen. şey yani hmm. kalabilirlerdi insanlar dikkat etmekte gerekiyor. Bu konu bilmiyorum belki de TSE gibi siber güvenlik alanında da bir böyle denetleme mekanizması kurulup bu tip cihazlar konu cihazların buradan sertifika alması sağlanabilir. Yani şöyle bir şey denebilir. Abi sen bunu bizim siber güvenlik merkezimize yollayacaksın. Biz senin yazılımını bir açıp bakacağız. Kusura bakma bakacağız yani. Ve sonrasında bu bizim ülkemiz için uygundur, güvenlidir, değildir gibi şeyleri kriterlerimizi sana bildireceğiz denmesi lazım belki de. Çünkü bu cihazlar haldur huldur giriyor. TSE acaba siber güvenlik konusunda dünyada gerçi böyle bir şey yok biliyorsun. Bu ilk olur biz yapacak tabii, tabii, olsak tabii. da zorlu bir süreç olduğunu da biliyorum ama abi bak şimdi otomobiller ben hep söylüyorum bunu. Akıllı otomobiller gelsinler, gelmesinler demiyoruz. TSE'ler güzel aletler Kullanıyorlar insanlar memnunlar. Şimdi Çinliler gelecekler ile falan. Bu aletler 360 derece kameralarla bağlanmış etrafları dinleyen, hmm. görüntüleyen ve sürekli olarak mikrofonları sayesinde veri iletişimde bulunan işlerine GSM kartları var. Bu ne anlama geliyor? Abi adam istedikten sonra 7-24 seni görüntüleyebilir yani. Ve veri merkezini, Tesla'nın veri merkezine gönderiyor tüm bilgileri bunlar. Senin otoyolların hakkındaki bilgiler dahil. Bu konunun bir denetlenmesi, bir ne oluyoruz diye bakılması da gerekli. Ama bir yandan da biliyorsun Fransa Başbakanı'nın bir çıkışı oldu. Bu adam genç bir adam biraz alay konusu da oluyor son dönemde Avrupa Birliği içerisinde ama dedi ki Avrupa Birliği hmm. olarak dedi biz Macron'dan söz ediyorum birçok şeyi dedi hmm. regüle ediyoruz ama dedi biraz dedi fazla regüle ediyoruz sanki dedi bu bizim gelişmemizi engellemeye başladı dedi. Yani biz dedi çok fazla regülasyon var ama girişimlere yatırım çok az dedi bu ikisi dedi girişim ruhunu yok ettiği gibi dedi. Bizim çağ yakalamamızı da engelliyor şu an dedi. Bunu dediği yönetmezsek dedi. 4-5 yıl Avrupa Birliği'ni çok zor bir dönem bekliyor dedi. Şimdi biz Türkiye için söylüyoruz bunları ama Macron oturduğu yerden bak uçak üreten yine uzaya roket yollayabilen falan bir ülkenin başbakanı diyor ki böyle gidersek diyor 4-5 yıla biz de yiyeceğiz diyor. Bu adam endişe duymaya başlamış. Hı -hı. Ya da lobicileri biraz fazla... Elini ısıtmışlar bilmiyorum. Şimdi araba yani Birliği'nin yani, regülasyonları dolayısıyla yapay da... zeka kullanan hiçbir Avrupa Birliği'nde açık değil biliyorsun. Yapay zeka üstüne hiçbir şey Hı -hı. de geliştirmiyorlar. Hani biraz bakma sen bu regülasyonlar Avrupa Birliği içinde çok fazla tartışılıyor. Hı -hı. Ya işte abi bir dijital firewall orada da oluşuyor. Ee, bu dijital firewall dediğim e, yani şey teknik anlamda olanı söylemiyorum. Vakti zamanında de biliyorsun Great Wall of China'nın firewall versiyonunu çekti. Amerikan internetini almıyor sınırından derlerdi hatırlarsın. E, Rusya'da bütün Amerikan sosyal platformlarına karşı zaten bir şey var. E, yani bu regülasyonlar öyle ya da böyle Avrupa'nın muhtemelen bir yerden sonra kendi iç yatırımlarını büyütmesine doğru gidecek. Çünkü Amerika'nın e, geliştirdiği, Çin'in geliştirdiği şeyleri kapılarından almamaya aslında gitmeye başladılar. Ha buna politik olarak değil gerçekten e, tüketici hakları üzerinden, regülasyonlar üzerinden gitmeye başladılar. Ama aslında işte senin demin söylediğin gibi adam şimdi az önce sen söyledim ya mesela adam dedi robot süpürgeyi sokuyor sınırdan diyorsun. Giriyor ev hepimizin evine giriyor. Belki götümüze bakıyor diyor. İşte Avrupa'daki e, bürokratı YouTuber yapmıyorlar. Senin gibi bir adamı alıyorlar Avrupa'da şeye oturtuyorlar. Görevli bir yere oturtuyorlar tamam mı? O zaman oradaki adam diyor ki oğlum bu süpürgeler bizim götümüze bakmasın diyor. Hadi bakalım bir denetleme süreci başlatıyor. Zaten bir sene güvenlik testi derken evet biraz yavaş ilerliyor işleri ama bizim burada keşke dediğimiz şeyler adam orada yapıyor. Şimdi öyle bir şey de var haliyle. E, Macron reis de şeyin farkındadır. Yani koskoca Amerikan firması Boeing hatırlarsan iki tane kaynağını daha ucuza attırdığı için uçakları havada kopmaya başladı. Öbür tarafta Sağlık Bakanlığı zerre kontrol yapmadığı için nüfusun %30'unda opioid salgını var. Adam ilaçları denetlemediği için halkı kendi kendisine ilaç bağımlısı oldu falan filan. İşte bu iki ucu keskin bir şey. Hani evet hani şirketler hızlı ilerlesin, şey yapsınlar, en güzelini yapsınlar. Eama Regülasyonu işte bu bir denge meselesi abi. Hani bu bizi de aşan bir şey şimdi. Ben de burada asıp kesmiyorum yani şunu demek istiyorum. Hani salınca da o işin sonu iyi olmuyor. Full tutunca da iyi olmuyor. Onu zaten yönetebilen dünyada başarılı bir ülke oluyor. Öyle demek lazım. Tom Brady, İngiltere ne yaptı lan acaba? Brexit'ten sonra mahvoldu herifler. Ay mahvoldu falan deniyor ama ya yani bilmiyorum. Mahvolmuş halleri bile büyük ihtimalle birçok insanı hala mutlu etmeye devam ediyordur. Ha tabii o ayrı canım. Yani Great Britain kadar değiller sadece. Biraz Britain olduk bilirsin. Ya şimdi dünya öyle bir durulma var <laughs> bakma sen. Eskisi gibi hayat evet. çok kişinin mutlu olduğunu düşünmüyorum yani halinden. Tom Raider hmm. serisi 100 milyon satış rakamını geçmiş. Bir de bunların bir remake'i gelecekmiş böyle. Yine üçlü bir seri yapacaklarmış collection tadında. Tom hmm. Raider serisi enteresan bir seridir. Ben ilk PlayStation'da gördüğümde çok küçük yaşlardayım. PlayStation 1'de hani ilk deneyimleme şansım olmuştu. Tabii tabii ve korktuğum bir oyundu benim. Çünkü karanlık mağaralarda gezer. Lara Croft çobamızdan yaşlı oğlum. Lara Croft kaç yaşında Tabii. kadın artık? 45'lerinde mi? Ayı mayı vurduğun beş poligondan oluşan bir insandı. Aha. Sonrasında evrildiği hali ben çok sevdim. Uncharted'ın da etkisiyle beraber Tomb Raider'ı bambaşka bir yere getirdiler. İlkinden çok daha farklı bir yer. Mesut 5 poligonu vardı ama üç tanesi çok evet. kritik yerdeydi kardeşim. Biraz da farkı oydu. İnsanlar yani. da çok <laughs> sevdiler zaten. Çünkü herhalde oyun hmm. dünyasının da en sevilen kadın karakterlerinden biridir. Kadın karakterler ne yazık ki Tabii. çok fazla şey tutunamıyorlar oyun dünyasında. Yani evet Lara Croft kadar devamlı serisini yaptırabilmiş, yani bu kadar fazla etki getirebilmiş bir karakter çok da çıkmadı. Lara Croft bir de ilginç yani bir böyle başta bir 3 pikselli bir abla olarak başladı. Sonra bir anda bir seks sembolüne dönüştü. Halbuki seks sembolüne dönüştüğü dönem yani kızın kalçası 12 pikselden oluşuyordu. Yani şöyle ama hani benim şu arkamdaki kutu gibi bir kalçası var ama markanın tanıtım videolarında hani, oynayan karakterlerden aslında insanlar onu görüp tabii. ya da kapağı görüp o karaktere öyle bakıyorlardı ya. Tabii. İşte hayal gücü zaten hani onun öyle bir başarısı oldu. Mesela şimdi şimdiki oyunlarda hani artık perfect diyebileceğin kadın modelliyorsun. 15 sen öncesinin kutu popülerliler arası kadar etki yaratmıyor. Niye? Çünkü orada biraz hayal gücüne kalmış iş. Hani orada artık biraz millet üstüne kendisi inşa etmiş bir şeyleri. Ee, bir de güzel hikayeler anlattılar ya keyifliydi yani Lara Croft biliyorsun Crystal Dynamics e, daha sonrasında bu şeyin altına gitti bir tane Avrupalı bir şirket vardı ya Embracer herkes satın alıyordu sonra çöktüler onlar şimdi Embracer grup ne yapacak Lara Croft üçlemesini falan filan diye ortakta kaldı Embracer Group ciddi küçülmeye gitti yani ya bir remake yapacaklar ya yeni oyun gelecek ya da Lara'yı birileri satın alacak. Sony Money falan satın alsa aslında güzel olur diyeceğim ama Sony satın alsa 12 sene sonra gelir ilk oyunu muhtemelen. Ya da hemen multiplayer oyuna çevirirler. Lara Croft iyi bir marka ya inşallah yerde kalmaz yani güzel bence şey evet, var. Evet. Ee, müthiş satmıyor ama hep satıyor yani. Ben son üçlemesini çok sevmiştim mesela. Onu biliyorsun hmm. bayağı aslında bir şey yaptılar. Baştan ele aldılar. Mekanikleriyle Tabii. oyun hikayesiyle vesaire. Ve dediğim gibi Uncharted, E Son oyunu işte Shadow of the Tomb Raider. Evet. Hala FPS testleri için en kritik programlardan Kritikleri biri. Çoğumuzu hala kullanıyoruz barada. yani. Tabii oyunun. Ya diyorum ya Tabii. Uncharted'dan çok esinlenildi. Oyunu bayağı bir elden geçirdiler Hı -hı. ve ben sevdim. Boeing dedin sen bu arada Boeing 17.000 kişi işten çıkartacak. Durumları kötüymüş. 17.000 kişi şirketin %10'una denk geliyormuş. Neden devletin bunu Hı -hı. ayakta tutmak için bayağı uğraştığını, lobiler yapıldığını falan da anlayabiliyorsun buradan. Yani adam inanılmaz bir iş gücüne sahip birçok insanı iş veriyor ve çok inanılmaz bir ekonomi yaratıyor tek başına. Bunun tabii hemen bitmesi istenmez ama şirket de son dönemde başarısızlık üstüne başarısızlık fiyasko üstüne fiyasko yani insanların ölümüne neden olan sonuçlar. Bugün Türkiye'de biliyorsun inanılmaz yine her, her hafta çok saçma bir olay konuşuyoruz ve bu da olmaz dediğimiz şeyler oluyor. Bebek öldüren bir çete ortaya çıktı. Evet ya abi. Bu ya. inanılmaz bir şey. Savcıyı tehdit edecek kadar güçlenmişler. O kadar büyük paraları tabii, kon konmuşlar tabii, tabii. ki insanların. Bu arada bu kayda geçenler kimdir? Kayda kaçmayan, geçmeyen kaç hmm. çocuğun canını okudular da böyle şey oldu. Hani para ve tabii. servetin sahibi olabilirler. Devleti dolandırıyorlarmış. Şimdi abi bunlar da aslında bir sürü insanı öldürdüler. Çoluk çocuk demeden Boeing'in hataları yüzünden kaza yapan uçaklarda hmm. insanlar hayatlarını kaybetti. Yani bunların o çeteden de çok büyük bir farkı yok çok özüne baktığında. Uzaya adam gönderdiler, ama bile geri getiremediler. İtirafçıları, itirafçı yani ben tanıklık edeceğim diye çıkan dört tane adam dördü de kalp krizinden otel odasında ölü bulundu. Yani onlar da çete canım, Boeing de çete yani şu anda. Ne, ne yapacaksın yani? Diyorsun ya hükümet bunları nasıl, Amerikan devleti bunları nasıl çıkartsınlar bir katkı payı abi. 750 e dolar de herkesin destek. kredi kartından <laughs> Boeing'e destek payı çıkartsınlar yani. <laughs> o iş oraya doğru gidiyor çünkü. Yani ee, işte o Macron da demiş ya bu regülasyonlar bizi öldürüyor. Kanka regüle etmediğinde ölüyorsun, de yine, yine ölüyorsun. ölüyorsun. Yani o da öldürüyor, o da öldürüyor işte. Onu bir bakacaksın artık sen yani devlet adamı olarak. Şey diyorduk ya. O da bu o kadar kolay sınırsız değil. Sınırsız jeotermal enerji devlet işte merkeze doğru kassınlar falan diye. Birkaç madenci arkadaşımız, Hı -hı. bu tip işlerle uğraşan arkadaşımız mail de atmıştı bize. Yazı da yazmışlardı. Biz 10 kilometreyi görüyoruz abi. Hı -hı. O kadar Hı -hı. da zor değil oralara ulaşmak falan diye. İşte 8 kilometrelere falan Hı -hı. gidiliyor gibilerinden. Şimdi... Daha da 12 kilometreymiş dünya rekoru bu arada. 12 kilometrenin altına 20-25 kilometrelere gitmeyi konuşuyorlar. Belli bir deneylerde bunun başarılabileceği ortaya çıkmış. Ve diyorlar ki oradaki kayaçları eritip oradaki sıcak suların, buharın yeryüzüne çıkmasını sağlayabilirsek biz sınırsız bir enerjiye ulaşacağız. Aynen öyle abi. Yani şu an dünyadaki bütün insanlar olarak biz sınırsız enerji kaynağının üzerinde oturuyoruz. Virtually sınırsız yani biz harcayamayız yani. Ama sınırsız aslında. Hani böyle işi gücü bırakıp hakikaten yeraltı kaynaklarını değerlendirmeye başlasak e, medeniyetimiz bir sonraki şeye geçer. Bu bilim kurgu skalalarında e, kardeş ev skalasıydı galiba. Hani bir medeniyet hangi seviyede olduğunu skalaları değişiyor böyle. Biz hala uzaya böyle arkadan yanmalı roket gönderen kekoman şey ilk sa hani taş taş devriyle aramızda aşırı fark yok aslında hani bilim kurgu skalasına göre. Ne zaman ki biz güneşin ve yeraltının kaynaklarını full kullanırız. Biz görmeyiz muhtemelen ama hani 150 yıl sonra belki bizim çocuklarımız görür. Hani böyle ulaşımda derdim evet. bittiği, elektriğin artık paralı olmadığı, efendime söyleyeyim işte enerji yüzünden bizim yapamadığımız binlerce limitli şey var aslında hayatımızda. Hepsinin ortadan kalktığı, e ekonominin çok farklı şeylere hizmet ettiği başka bir dünyaya geçiş yapabiliriz. O yüzden bakalım dünyanın geleceğinde bir ara Japonlar böyle bir jeotermal kaynaklara okyanus arasından ulaşacaklardı. Büyük bir projeye girişmişler deniyordu. Ondan sonra ses duymadım ben oradan. Böyle mühendis yerlerimi aşırı kıpırdatıyor bu bilgiler benim ya. Çok hoşuma şey gidiyor abi, yani. Şey var abi bugün havadaki nemi suya dönüştürebilen sistemler var. Ama bunlar yüksek enerji Hı -hı. gerektirdikleri için bugün problem yaratıyorlar. Eğer sen bu enerji sorununu belli bir oranda aşarsan. Bak otomobiller elektrikli hale Hı -hı. geldi. Tırlar elektrikli hale gelecek. Uçaklar elektrikli hale gelecek. Sen bunların enerjisini besleyebildiğin sürece abi. Ulaşımı da uygun fiyata getirirsin. insanların yaşam tarzı da. Ona göre şekillenir. E, robotlar da geliştiğini düşün. Bunlar da enerji tüketecekler. Tarlalarda onlar yetiştirsin her şeyi. İnsanlar da savaşsın abi. Yani bir yerden sonra ona doğru gidebiliriz ha bakcan. Biz diyoruz ya şey yapacak Tabii. diye. Robotlar savaşacak falan diye düşünüyoruz ama robotlar böyle temiz işleri yaparken insanlar da birbirini yemeye devam edebilir. Biraz bizim nüfusumuz fazla muhtemelen öyle bir gelecek planlanıyor diye düşünüyorum ben. Öte öte yandan dün bir açıklama oldu Amerika tarafından. Ee, sen bahsediyorsun ya bu taşınabilir nükleer e, reaktör. Google da bunlara yatırım yapacakmış 1 bu arada. Milyar, tam detayına giremedik. Ha, 1 milyar dolar para ayırmış Biden hükümeti. 900 milyon dolar para ayırmış. E, taşınabilir yani mobil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi açısından bir fon ayırmışlar. O projeye ciddi ciddi yatırım yapıyorlar. Bu ara şeyi çok görüyorum. E, söküp takılabilir hidrojen pilleri ve taşınabilir nükleer reaktör haberlerini çok sık görmeye başladım internette de. Hakikaten bizi takip edin. Dünyadan haberiniz olsun kardeşim. artistik yapmayın yorumlarda like basın. Taşınabilir nükleer santral konusu Toşuba öncülerden bir tanesidir. Ben yıllar yıllar öyle 10-15 sene önce bunların haberlerini yapıyordum aslında. Japonların güzel teknolojileri vardı ama Toshiba girdi ekonomik kriz sonrasında ne yazık ki bölünmek ve satılmak zorunda kaldı. Ekonomik krize girme nedenlerinden bir tanesi de Amerika... Senin kedi mi? Kedi markaya kaka Yapma yapıyor. ya orayı mı kazıyor? <laughs> Şişt, lan Yürü lan. Kumu mu yok oğlum orayı kazmaya başladı o. Oğlum yok kumu var anlamadım. Orayı bir belledi geri zekalı ya. <laughs> tamam geldim. Kalsın bu ha burayı kesme <laughs> komiktir bazen. <be azimimiz. gülüyor> biraz. yaşamanın ya. şeyleri. Ya şimdi Toshiba tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir nükleer santral yapmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki regülasyonlar ve bilmem ne o kadar uzatıyor ki süreci batıyor adamlar yönetemeyip nükleer santral kurma süreçlerinin batırdığı bir sürü marka var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri büyük Tabii. ihtimalle bu santral mantıra kuramayacağız biz. Bari mikro santraller yapalım da pil gibi takır tıkır oraya buraya kuralım Hı -hı. derdinde. Bu iş geleceğin teknolojisi. Tabii. Çünkü Google da aslında bunun üstüne yatırım yapıyor. 500 megawattlık bir mikro santral istiyor. Böyle sen Hı -hı. tedirgin oldun orada bir kedi şey yaptı seni. Bir şeyler yap... Lan! Yine mi geliyor? sıçtı oraya ya. Ya işte abi YouTuber'lar kazanıyor zannediyorsunuz. Kedisine kum alamıyor adam. Görüyorsunuz arkadaşlar biz burada size dünyanın teknolojisini anlatıyoruz. Yine kedimiz geliyor halıya sıçıyor. Yani bunun bir çözümü yok. Yani insan yine insan, hayvan yine hayvan. Değişimi yok. Kızım biz burada nükleer reaktör konuşuyor. Aaa pis. Hayır seni. Neyse görüntüye evet, girmeden evet, en azından. en azından görüntüden kaçırdı. Neyse kaydımız bitince gidiyorum da ilgili. Ilk kere ortaya koydu zaten. Son <laughs> haberimizi de verelim bari. Çetçi verelim. Bari. Ya da sıçtı ben sıçtık kedi sıçtı bez getireyim biraz sonra olay bak ya. Check ...GPT <laughs> abi Windows uygulamasını yayınladı. Yerleşik. Ben Mac uygulamasını kullanıyorum. ...iyi Hı -hı. oluyor. Yani biz girmekten girmektense uygulamayı çarp onun üstünden işlem yapmak. Tabii bir gösterdikleri versiyonda biliyorsun ekrana bakıp ekrana hakim olması söz konusuydu. Henüz daha bu özellikler Hı -hı. aktif olmadı. Ama mesela doğal konuşma bile ne kadar değişken bir iş yaptıklarını gösteriyor. Bunlar da hakim olduğunda bayağı iş görecek. Ben çok aktif kullanıyorum bu arada. Şunu da tavsiye ederim. Gerçekten bir alın deneyin ChatGPT hiç kullanmadıysanız ve çocuğunuzun bir ödevini çekin anlamadığınız yeri ki veli olarak yetmediğimiz birçok nokta var ve deyin ki şu an çocuğumla yan yanayım bize bunu anlatır mısın? Abi ben %90 bugüne kadar başarıya ulaştım. Bir öğretmen gibi özellikle yabancı dille Almanca ikinci dil öğren öğrenimleri var şu anda. Ben Almancadan hiçbir şey anlamıyorum. İnanılmaz işlerse ve bu konuda tavsiye ediyorum insanlara bir veli gibi gerçekten orada yardımcı oluyor. Ben de şey tavsiye edeyim şu an preview versiyonu ama O1 ne O1 değil mi? O, o iyi mi? O1 mi? Öyle bir versiyon çıkarttı işte ChatGPT'nin. Ben de geçtiğimiz hafta onunla uğraştım. ChatGPT mini. Ve bütün preview mesajlarımı Ha mini değil işte. Mini onun preview evet. olmayanı. da preview olanın cevap süresi 13 saniyeye kadar uzuyor. Yavaş düşünen bir yapay zeka. Ee, biraz böyle şeye girdim. Edebi bir takım tartışmalara girdim kendisiyle. Hani biraz da şey usulünden girdim. Hani sen onu madem öyle beğenmiyorsun, sen yap aslanım falan gibisinden biraz böyle ittirdim hani. Abi uzun uzun cevaplar yazan, verdiği cevabın üzerinde düşünen ee, demişler yani ya mantıksal çözümle merak olsa çok başarılı gidiyor falan filan diye cevabını yavaş veriyor ama verdiği cevabı ekstra, ekstra yani şimdikine kıyasla daha güvenebildiğim. Çünkü şu ana kadar ben ChatGPT'ye hep şey gibi kullanıyordum biraz. Sen bir ne de diyorsun? Abi yani. hani soruyordum. Hasilce, ha, sen hani, de söyle. Tam dinlemezsin böyle ama hani aynen arkadaşına sohbet edersin ne diyorsun abi böyle böyle e, o, da, o da senin fikrindir dersin. Abi. İlla böyle adam yerine koymazsın. O bir modeli şey açısından beni çok şaşırttı. Hani helal lan diyorsun bayağı herif düşünmüş üzerinde diyorsun. Çünkü şaka maka 13 saniye düşünüyor. E abi 13 saniye şu an chat GPT'ni düşünme süresi için inanılmaz bir süre oğlum. Yani şu an sen chat GPT'ye bir şey yazıyorsun. Sen daha enter'a basmadan Elif cevabı vermeye başlıyor böyle. Yani arkadaki hız o. Sen bu makinenin 13 saniye bir şey düşündüğünü hani sence ben bu konuda ne yapayım diyorsun adam böyle oluyor. Şimdi dünyanın geleceğini göz önünde bulundurduğumuzda diye bir anda böyle Celal Şengör gibi başlıyor anladın mı? Yani çok birikimli cevaplar vermeye başladı. Çok hoşuma gitti benim evet, ama açıkçası. Denemeyen arkadaşlara tavsiye ederim ama biraz ağır sorularla gidiyor yani. O versiyona döküman yükleyemiyoruz şu anda. Yavaş yavaş Yo, aktif, tonik. onu zaten profesyoneller açacaklarmış. Biz ancak biliyorsun, ucunu verdiler bize, Hı -hı. profesyonellere daha büyük paraya evet, satma evet. derdindeler. Hayırlısı yapay zeka gelişiyor, yakalamak bu yüzden önemli diyoruz. Çünkü dediğim gibi yerli girişimlerin birçoğu aslında <laughs> size chat veriyor. Yani günün sonunda chat olan başlıyor olan daha fazla para ödeyerek almak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki evet, direkt evet, gidip evet. 20 dolar verecekken 1000 dolar, 1500 dolara servis satmaya çalışıyorlar. Bu pek işlevsel bir model ya, değil. Bir de... Lafı da böldüm orada biliyorsun gemini gemler geliştirdi Chat GPT GPT'ler geliştirtiyor insanlara yani aslında şu an pek çok insan e, kendisi bir GPT alıp siz de yapabilirsiniz bu arada ben kendim de denedim birkaç tane Al GPT kendi eğitim kaynaklarını ver eğitebiliyorsun yani e, o yüzden şu an bu tarz API kiralayarak hizmet sunan bir takım servislerin çoğunun geleceğinin ben kısa olduğunu Tabii, düşünüyorum. API açıkçası. ücretleri pahalılsa yani, sorgu başına batıyorlar zaten. Hı. Ya bir da müşteri keşfedecek evet. abi. Yani müşteri bir yerde diyecek ki ben senden daha iyi hizmeti nereden alabilirim? Yapay zeka yanlışlıkla şey diyecek. Abi beni zaten chat GPT'den kiralıyorlar. Git sitesinden benim orijinalimi al <laughs> diyecek. <laughs> <laughs> Yapay zeka da az torba değil ki büzemiyorsun. Konuşur valla. <laughs> Durum böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Ben de gideyim kedimin kakasını temizleyeyim. hala bak ya. Rezillik, rezillik programın, programın kalitesini kedin yere düşürdü ya. Aşk olsun be. bir şey. Tamam teşekkür ediyorum. Haydi bay bay. <laughs>